Merhaba arkadaşlar. Vergi dilimi nedir? Öğretmenler, vergi dilimine ne zaman girer? Bununla ilgili sorular geliyordu. Bugün onun üzerinde duracağız. Arkadaşlar, gelir vergisi oranları %15, %20, %27, %35 ve %40 olarak belirlenmiştir. Yani çok fazla kafanızı karıştırmayacağım. Öğretmenleri ilgilendiren, memurları ilgilendiren kısmına değineceğim. Özetleyeceğim bunu kısaca. Arkadaşlar, Maliye Bakanlığı bu oranları her sene başında yeniden belirlemektedir. Öğretmenler hangi gelirleri vergiye tabidir? Buna bir bakalım. Öğretmenlerin gelir kalemi. Maaş, ek ders, diğer gelirler, sınav görevleri vesaire. Arkadaşlar, bunlar vergi dilimine gelir toplamlarınızın tutarına göre vergi dilimine gireceğiniz kalemler. Arkadaşlar, 24.000 TL kadar ki gelirlerinizden %15 vergi kesintisi olur. 115'e ne zaman girersiniz? 7.000 lira alan bir öğretmen zaten 3 ay, 4 ay sonra vergi dilimine giriyor. Yani Nisan ayında, Mart, Nisan gibi 115'lik vergi kesintisine maaşı uğramaya başlıyor. 24.000 TL'den sonra daha fazla vergi kesintisi oluyor. Bunları aşağıda göstereceğim. Arkadaşlar, 24.000 TL'ye kadar %15. Yani Ocak ayında 7.000 TL olursa bunun %15'ini gelir vergisi olarak devlete ödemek zorunda. Birinci vergi diliminde aynen arkadaşlar, yukarıda bahsettiğim şeyi birazcık daha açayım size. Nisan itibariyle %20'lik dilime giriyorsunuz. Nisan ayında %20'lik. Arkadaşlar, ilk 24.000 TL kadar gelirinizin %15 vergi kesintisi oluyor otomatik olarak. Yani Ocak'tan Ocak, Şubat, Mart. Yukarıda söylediğimi yeniden düzelteyim. Ocak, Şubat, Mart otomatik olarak %15 vergi kesintisiyle başlıyorsunuz zaten. 24.000 liraya olan kazancınız. Yani Ocak, Şubat, Mart ayına kadar. Mart ayından sonra %20'lik asıl kesintiye uğradığınız dilim bu ikinci vergi dilimi. Burada bayağı hissediyorsunuz bunu, gelir vergisine tabi olduğunuz. Tabi burada zaten vergi dilimiyle başladığı için maaşınız hissedilmiyor. Ama ikinci vergi dilimine girdiğinizde bunu bayağı bayağı hissediyorsunuz. Kaç, ne kadar oluyor? İkinci vergi diliminde %20'ye çıkıyor. Yani 49.000 TL'ye kadar olan, bu da Temmuz ayına tekabül ediyor. Temmuz'dan sonra Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık aylarında %27'lik en çok hissettiğiniz dilim bu arkadaşlar. Yani Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım'da %27'lik bir dilime giriyorsunuz. Yani yaklaşık olarak da hemen bakalım arkadaşlar, ne kadarlık bir 1890 TL'lik. Ağustos ayından itibaren %27'lik dilime girdiğinizde bir kesinti oluyor. Diğerinde arkadaşlar, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz aylarında 1400 TL. Diğerinde bu hissetmediğiniz birinci vergi diliminde 1050 TL. Bu şekilde arkadaşlar, maaşınız, ek dersiniz, sınav görevleriniz, vergi dilimi, gelir toplamınıza belirliyor. Toplam gelirinizi bu üç kalem ortaya çıkarmış oluyor. Bunun sonucuna göre de giriyorsunuz. Yani mesela burada demişler ki 1, 2, 3, bir de dördüncü kalem var. Bu dördüncü kaleme öğretmenlerin girmesi imkansız. Çünkü tarifeler var. 24.000 TL'ye kadar %15. 53.000 TL'nin 24.000 TL'si için 3.600 TL. Fazlası için %20. Yani 53.000 TL
24 binden 53 bin TL'ye kadar olan kısmı yukarıda da gördük. %20. 190 bin TL'ye kadar arkadaşlar %27. Burada da görmüştük zaten. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 190 bin TL'ye kadar %27, 650 bin TL'ye kadar da %35 demiş. Yani yıllık gelirinizden bahsediyorum. Yani bizim yani bu dördüncü dilimi görmemiz imkansız. 650 bin TL'nin fazlası da %40 diyor. Zaten buralar iş adamları falan görüyordur muhtemelen. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Sorunuz olursa yine